Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle V yaka süveter çalışması yapacağız. Yalnız bu çalışmamı daha önceki videolarımda yapmıştım. Bunu videolarımdan gelen yorumlar üzerine tekrardan çalışıyoruz arkadaşlar. Ben önceki videomda bu kısmı haroşa olarak çalışmıştım. Bir ters bir düz lastik örerek de aynı çalışmayı uygulayabilir miyiz diye bolca soru geldi. Bu soruların doğrultusunda sizinle bugün bir ters bir düz lastik çalışması yaparak V yaka çalışması uygulayacağız arkadaşlar. Daha sonra aynı zamanda burada farklı bir kol kesim tekniğimiz var. Onu göstereceğim size. Bu videolarımın üçünde de ayrı ayrı kol kesim tekniklerini birlikte çalıştık. Şimdi bunu beraber çalışalım. Bu da değişik, güzel bir teknik. Bunu da öğrenmenizi istedim arkadaşlar. Şimdi beraber çalışmamızı yapalım. Şimdi ben şöyle farklı bir renkle göstermek istiyorum. Çünkü koyu renklerde çok iyi anlaşılmıyor örgüler. Şimdi biz bunu yapabilmemiz için ilk önce her zaman olduğu gibi örgümüzün ortasını bulmamız gerekiyor. Arkadaşlar yine bu çalışmamı da Nako Kalika ile örüyorum ben. Nako Kalika tüy olmaması nedeniyle bebek örgülerinde çok güzel oluyor. Size de tavsiye ederim. 1,5-2 yaş çocuklar için 60 ilmek yeterli oluyor. 4 numara şiş kullanıyoruz arkadaşlar. 4 numara şiş. Eliniz çok sıksa 4,5 da kullanabilirsiniz. 4 numara şiş ve Nako Kalika ile 60 ilmekle başladım arkadaşlar. Kol boyunu da şu şekilde size santimlememi isterseniz şöyle daha net anlaşılır. Şöyle koltuk altı 26 santim. 26 santim ördükten sonra kol kesimlerini yapacağız arkadaşlar. Şimdi ilk başta örgümüzün ortasını bulalım. 60 santimdi bu. Pardon, 60 ilmekli tamamı. Şimdi 30-30 ayırıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. 28 30 şuraya ilmeğimi koyuyorum. 60 ilmeğim olduğu için bir tarafta 29 kalacak arkadaşlar. Bu ortada ilmek, bir tane ilmeği bir sağ taraftan kullandığım için bir taraf 30, bir taraf 29 olarak devam edecek. Eğer isterseniz ilmekleri atarken 61 ilmek atın. 61 ilmek attığınızda sayı tam denk gelir. Bu ortadaki düz olan kısım. Bir tane ilmek fazla başlayabilirsiniz. Şimdi biz işaretimizi belirledik arkadaşlar. Ve buraya kolumuzu takarak devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar kolumuzu buraya takıyorum ben. Buraya 6 tane ilmek çıkartıyorum. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Şimdi 6 tane ilmeğimi sayıyorum. 2, 4, 6. Şimdi arkadaşlar en sondaki lastik ilmeğim düz olarak denk gelmesi gerekiyor ki şu hattı takip edebilelim. Onun için şöyle sayıyorum en son lastik ilmeğimden 2 4 6 6.'dan itibaren düz ilmek, ters, düz ilmek, ters, düz ilmek ve ters. Tersle başlayıp şöyle düz, ters, düz, ters ve bu sondaki
düz ilmeğimle beraber şöyle, burası ilk defa ilk aldığım yer olduğu için biraz karışıyor. Şöyle 2 4 6 en sondaki düz ilmeğimle beden ilmeğimden ikisini beraber alarak örüyorum arkadaşlar. Şöyle bir tane de beden ilmeğimden alarak ikisini beraber örüyorum. 2 4 şöyle arkadaşlar, lastik ilmeğim biraz bu örgünün başında birazcık gevşeme olduğu için biraz düzgün olmadı. Şöyle bu ilmeği şöyle döndürerek görelim. O zaman buradaki delik oluşumuna engel olmuş oluruz. Şu şekilde ikisini beraber alıyorum. Şöyle 2 4 6 2 4 5 olmuş arkadaşlar. Burada 6 ilmeğimiz olması gerekiyor. Tekrardan yapalım arkadaşlar. Burada bir eksiklik var. Şimdi şuradaki arkadaşlar, burayı düzelttim ben. Şurada bir tane ilmeğimiz kaçmış. Şimdi ben içinden ilmek çıkartıyorum. Bu bir, bu ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı. Biraz önce de söylediğim gibi 2 4 6 tane lastik ilmeği için ilmek çıkarttım. En sondaki lastiğim düz olacak şekilde buradan örmeye başlıyorum. Düz örgü, ters örgü, düz örgü, ters örgü, düz örgü. Şimdi bu ikinci ilmeğimi şöyle düz, ters, düz, ters, düz, 2 4 6. Evet. Bu düz olan ilmeğimle beden ilmeğimi bedenden alarak şu şekilde ikisini beraber örüyorum. Daha önceki örgülerimde dönüşleri anlatmıştım arkadaşlar. Bunda dönüş yapmıyoruz. Tekrardan V yaka yapacağımız kısma kadar örerek, şu işaretlediğim kısma kadar örerek gelelim arkadaşlar. Arkadaşlar, işaretlediğim kısma kadar ördüm. Bu lastiğim, lastiğimi koydum. Lastikle, kol lastiğimle V yakamı aynı anda açıyorum arkadaşlar. Daha öncesinde açarsak önde çok fazla bir açıklık oluşuyor. Onun için onu daha öncesinde açma işlemini yapmıyorum. Lastik, kol lastiğimle birlikte önlerimi de V yakamı da yapmaya başlıyorum. Şimdi bu ortadaki ilmeğimi her zaman olduğu gibi arkadaşlar işaretliyorum. Bu ilmeğimi önde takip edeceğim çünkü. Şöyle işaretimi koyuyorum. Siz de işaretinizi koyun şu şekilde. Buraya şöyle şişimizi takalım. Şimdi arkadaşlar bakın, bu ortadaki V yakayı şöyle, şu düz takip eden kısım bu. Şimdi bu arkadaki, sağdaki ve soldaki ilmeklerin yerlerini değiştiriyorum arkadaşlar. Şöyle bunu bırakalım. Evet, şimdi bu ilmeklerin yerlerini değiştiriyorum ben. Şöyle alıyorum. Soldakini sağa, sağdakini sola aktarıyorum. Şu şekilde takıyorum. Şimdi bu ilk ilmeğimi örüyorum arkadaşlar. Şu ilk ilmeğimi örüyorum. Daha sonra bu ortadaki ilmeğimi geri şişe takıyorum. Şu şekilde. Bunu da örüyorum. Daha sonra buradaki ilmeğimi de örüyorum. Bu şekilde ilk sıramı yapmış oluyorum.
Şimdi burayı yine diğer kolumuza gelene kadar düz bir şekilde örelim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi buradaki kolumuzu da yapacağız. Örgümüzü çeviriyoruz. Şimdi buraya 6 tane lastiğimi takıyorum. Şöyle ilmekler alarak 6 tane lastik takıyorum. 1 2 3 4 5 6 sayalım. 2 4 6. Evet. Arkadaşlar burada en sondaki ilmeği ön yüzden düz olacak şekilde buradan örmeye başlıyorum. Ön yüzden düz gelebilmesi için burada ters örmemiz gerekiyor. En sondaki ilmeğimi ters, düz, ters, düz ve ters diye sayarak belirliyorum. Şimdi ters ilmekle başlıyorum. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz ve bu en sondaki ters ilmeğimle bu beden ilmeğimi beraber ters örgü örerek kesiyorum ve ön yüze o düz örgü olacak arkadaşlar. Şimdi burayı da V yakayı koyduğumuz yere kadar örelim arkadaşlar. Arkadaşlar bakın şu şekilde V yakaya gelene kadar ördüm. Örgümüzün tersinde herhangi bir işlem uygulamıyoruz. Bu ördüğümüz 3 tane ilmeği ortada da ayırdığım ilmek sağdaki ve ortadaki sağdaki ve soldaki üçünü ters örgü olarak örerek sıra başına geliyorum. Şöyle 3 ilmeğimi ters örgü olarak örüyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Yine diğer ilmeklerimi de örerek sıra başına kadar gelelim. Arkadaşlar yine sıra başına geldik. Buradaki ilmeklerimi örüyorum. Şu şekilde ters örgü olarak bir ters bir düz şeklinde ve 2 4 bu 6. ilmeğim. 6. ilmeğimle beden ilmeğimi beraber örüyorum. Şu şekilde alıyorum. Ve ikinci kesmemi yapmış oluyorum. Burada ben 6 tane ilmek taktım. 2 4 6. Bu 6 tane ilmeğimi buradan 6 tane ilmek keserek devam edeceğim arkadaşlar. Şimdi V yakamıza kadar gelelim. Şimdi arkadaşlar bu ortadaki ilmeğimiz. Şimdi bu yandaki ilmeği diğer yandaki ilmekle yer değiştiriyorum. Şu şekilde geri takıyorum. İkisini beraber örüyorum arkadaşlar. Şöyle. Şimdi bu aradan ilmek çıkartıyorum arkadaşlar. Şuradan ilmek çıkartıyorum. Ve bu ilmeğimi şu şekilde şöyle döndürerek örmemiz gerekiyor delik oluşmaması için. Şöyle alıyorum arkadaşlar. Şimdi şunun şuradan bunu örerek şöyle ters örgü olarak örüyorum. Yani burası düz, bu ters. Bir ters, bir düz olacağı için şimdi şu ortadaki düz ilmeğimi de örüyorum. Yine bu düz ilmeğimin yandan bir tane ilmek çıkartıyorum. Bunu da şuradan alarak örüyorum. Bu ilmeğin dönmesi gerekiyor arkadaşlar. Şöyle önden alarak örüyorum. Şöyle ilmeğim dönüyor. Şimdi burada bir düz, bir ters, bir düz, bir ters ve bir düz şeklinde ilk sıramızı yapmış olduk. Buradaki ilmeğimle de yandaki ilmeğimi beraber alıyorum. Ve sağa ve sola yatacak şekilde kesimler yaptık arkadaşlar.
Şimdi bunu sağa yatırdık. Aradan bir ilmek çıkardık. Ortadaki sabit ilmeğimizi ördük. Tekrar aradan bir ilmek çıkardım. Sola yatırdım. Ve burayı diğer kolumuza gelene kadar düz bir şekilde örüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar burada herhangi bir kesim işlemi yapmıyoruz. Normal lastik ilmeklerimizi bir ters, bir düz şeklinde şu şekilde örerek ilerliyorum. Arkadaşlar kanalımda bulunan V yaka bebek süveteri mavi renkli. Orada bu lastiklere biye yapılışını anlatmıştım. İsterseniz o biyeleri burada da uygulayabilirsiniz. Bu süveterde onu uygulamadım ben. Yapmak isterseniz onları da uygulayabilirsiniz. Şimdi burada yine bir ters, bir düz olarak lastiğimi örüyorum. Ve 6. 2 4 5 6. ilmeğimle beden ilmeğimi birlikte alıyorum. Şu şekilde arkadaşlar. İkisini beraber alıyorum. Ve 3 tane kesim yapmış oluyorum. V yaka ördüğümüz yere kadar ilerliyoruz arkadaşlar. Bakın arkadaşlar buraya kadar geldik. Burada en baştaki ilmeğim şu ilmeğimi düz olarak örüyorum. Şöyle. Bakın şöyle arkadaşlar. Buradaki ilmeğimi ters olarak örüyorum. Şu şekilde yeni taktığım ilmeği ters, düz, ters. Bu şekilde ilerliyoruz arkadaşlar. Şimdi yine sıra başına kadar örüyoruz. Arkadaşlar sıra başına kadar ördük. Bakın şöyle V yakamızda yavaş yavaş oluşmaya başladı. Şu şekilde. Şimdi arkadaşlar burada şu soldaki kolumuzu arka yüzden kesiyoruz. Sağdaki kolumuzu da ön yüzden kesiyoruz. Şimdi yine lastiğimin 5 ilmeğini örüyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bu sonuncu ilmeğimi, lastik ilmeğimi yani 6. ve yandaki ilmeğimi beraber alarak örüyorum. Ve V yakamıza kadar ilerliyoruz arkadaşlar. Yine geldik buraya. Şimdi burada yine arkadaşlar buradan ilmeğimiz kaçtı onu tığ yardımıyla toplayalım. Şimdi arkadaşlar bakın burada yine ilerleyen düz ilmeğim. Bununla şu yandaki ilmeğin yerlerini değiştiriyoruz. Şu şekilde. Bunu buraya alıyorum ve ikisini beraber örüyorum. Şimdi bu ters ilmeğimi örüyorum arkadaşlar. Şu oradaki düz ilmeğimin sağından ve solundan artışlar yapıyoruz. Bunu alıyorum şu şekilde ve bunu içeriden bakarak şöyle bu ilmeğimi çevirerek örmemiz gerekiyor. Eğer bu teknikte zorlanıyorsanız size şöyle de bir işlem yapabilirim. Şöyle bir tane ilmek takarak da şöyle devam edebilirsiniz arkadaşlar. Şu şekilde yaptığınızda daha orijinal bir görüntü oluşuyor. Şimdi yani ilmeği çevirmemizin amacı delik olmaması için. Biraz zor oluyor ama biraz uğraşırsanız kolay olacaktır. Şimdi buradaki düz ilmeğimi örüyorum ve yine bu ilmeğimi takıyorum. Bu ilmeğimi yine şu şekilde
çevirerek örüyorum. Şöyle biraz esnetirseniz. Evet. Böyle arkadaşlar, bakın. Sağdaki düz ilmeğim, ortadaki düz ilmeğim, soldaki düz ilmeğim. Bu aralardaki ilmeklerimi bu şekilde bir ters bir düz olarak takip ediyorum. Şimdi buradan yine iki tanesini kesiyorum. Şu şekilde V yakamız oluşuyor. Şimdi arkadaşlar diğer kol lastiğimize kadar örelim. Arkadaşlar soldaki lastiğimizi arkadan kesiyoruz. Burada herhangi bir kesme yapmadan lastiklerimizi bir ters bir düz olarak örüyoruz ve dönüyoruz. Burada yine bu ilmeklerimi bir ters bir düz olarak 5 tane lastik ilmeğimi örüyorum. 2 4 5 6. ilmeğimle beden ilmeğimi ters örgü olarak beraber alıyorum arkadaşlar ve V yakama kadar ilerliyorum. Arkadaşlar burada yine lastik ilmeğimize geldik. Şu şekilde ters ilk ilmeğim, sonra düz, bir tane daha ters örüyorum. Şu ortadaki ilmeğim yine ters denk geliyor. Yandakini yine ters örüyorum. Yani bir ters bir düz lastik olacak şekilde ilmeklerimizi örüyoruz arkadaşlar. Şimdi tekrardan kolumuza kadar ilerliyoruz. Şimdi sağ kolumuza geldik. Tekrardan 5 tane lastiğimizi örüyoruz. 2 4 5 6. ile 7. beden ilmeğini beraber alıyorum arkadaşlar. Burada şu ana kadar 1 2 3 4 tane kesim yaptık. Burada 6 tane 3 tane daha ilmek kesmemiz gerekiyor. O iç ilmeğimizi kesene kadar bu sağdan ve soldan, sağ ve sol kolumuzdan toplamda 2 4 6 tane ilmeğimiz vardı. Buradan da 6 tane ilmek eksilteceğiz. Yani 1 2 3 3 tane kesim yapmışım arkadaşlar. Şimdi burada bir kesim daha yaptım. 4 oldu. Dönüşte buradan da tersinden keseceğiz. Burada da 4 olacak. Daha sonra da diye tamamlanacak. Bu şekilde V yakamıza kadar ilerleyelim. Arkadaşlar bakın, V yakama kadar geldim. Şimdi yine şuradaki düz ilmeğimle yandaki ilmeğimi yer değiştirerek yine kesim yapıyorum. Şu şekilde. Şimdi bu kesimleri her defasında sağa yatacak şekilde ve buradakini de sola yatacak şekilde devam ettiriyoruz. Sürekli kesiyoruz arkadaşlar. Şimdi buradaki ilmeğimi ben şöyle bir ters bir düz olarak örüyorum ve buradan bu ortadaki düz ilmeğimin sağından ve solundan ilmek çıkarıyorum. Şimdi buradan şu ilmeğimi aldım ve şu şekilde çeviriyorum ve örüyorum. Şu bir tane düz ilmeğimi örüyorum. Yine buradan bir tane ilmeğimi şu şekilde çevirecek şekilde alarak örüyorum. Yine bir düz bir ters örüyorum. Bunun ikisini de beraber alıyorum. Bakın şöyle oluyor arkadaşlar. Bu devam ediyor. Sağdaki düz, soldaki düz devam ediyor. Ve arada arttırdığım ilmekleri de bir ters
bir düz, bir ters, bir düz olacak şekilde örgümüze şekil veriyoruz. Burada toplamda 6 tane lastik olana kadar bu işlemi uygulayacağım arkadaşlar. Şimdi diğer kolumuza kadar düz bir şekilde örelim. Şimdi geri dönüyorum arkadaşlar. Lastiğimin 2, 3, 4 ve 5 taneyi örüyorum. 6.'yı beden ilmeğimle beraber örüyorum. Şöyle ikisini beraber alıyorum. Daha sonra bu V yakamıza kadar ilerliyoruz. Arkadaşlar bunları yine tersinden bir ters bir düz olacak şekilde örüyorum. Şu şekilde. Şöyle devam ediyorum arkadaşlar. Yine burayı da diğer kolumuza gelene kadar örüyoruz. Arkadaşlar şimdi yine sıra başına geldim. Buradan yine 5 tane lastiğimi örüyorum. 2, 4, 5 ve 6. ile 7. ilmeğimi beraber alıyorum. Bu şekilde 5. kesmemi yapmış oluyorum. Dönüşte 6. kesmemizi yapacağız. Şimdi buraya kadar örelim arkadaşlar. Yine buraya geldik. Burada toplamda 2-4 tane ilmeğimiz var. Burada 6 tane olacak. 6 tane olana kadar yine arttırmalarımıza devam ediyoruz. Şimdi buradaki ilmeğimi yine yer değiştiriyorum. İkisini beraber örüyorum. Sonra yine bir ters, bir düz ve bir ters şeklinde ilerliyorum. Bakın yavaş yavaş lastiğimiz ortaya çıkıyor. Yine buradan ilmeğimi takıyorum. Bunu ilmeğimin yönünü şu şekilde çevirerek bir tane düz ilmek olarak örüyorum. Bu ortadaki ilmeğimi sabit ve tekrar bir tane daha lastik ilmeğimi alıyorum. Bunu da yine şöyle dönecek şekilde örüyorum. Şöyle bir ters, bir düz, bir ters ve buradaki ilmeğimle beden ilmeğimi beraber alıyorum. Şu şekilde lastiğim oluşuyor arkadaşlar. Ve bunu yine diğer kolumuza gelene kadar örüyoruz. Yine buraya kadar ördüm. Burada yine bu 5 tane lastiğimi örüyorum. 2, 4 ve 5. 6. ile beden ilmeğimi beraber alıyorum. Şu şekilde. Yine V yakama gelene kadar, buraya gelene kadar düz örüyoruz. Arkadaşlar yine V yakamıza geldik. Şu şekilde ters, düz, ters, düz, ters. Bu ortadaki ilmeğimiz arkadaşlar. Onu da ters örüyorum. Ters, düz, ters, düz ve ters. Bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz ve buraya gelene kadar örüyoruz. Arkadaşlar ben ördüm buraya kadar. Şimdi yine dönüyorum ve buradaki kesmemin sonuncusunu yapıyorum. Şöyle. Beş taneyi örüyorum. 2, 4,
5 ve 6. ile beden ilmeğimi beraber alıyorum. Şu şekilde bakın. Kol bantımız oluştu. Şimdi diğer kol bantımızı da keseceğiz. Burası ön parça olduğu için arkadaşlar, isterseniz 6 tane takıp 6 tane kestik. İsterseniz 2 tane daha eksiltebilirsiniz. Ön parça olduğu için arka parçayı süeterimizin arkasını aynı bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Kesimi 6 tane yapıyoruz ve bırakıyoruz. Arkadaşlar yine buraya geldim. Burada yine buradaki ilmeğimle yandaki ilmeğimi yer değiştiriyorum. Yine ikisini beraber örüyorum. Burayı yine ters düz geldiği şekilde ters düz olarak, yani bir ters bir düz lastik uyguladığımız için buradaki ilmekleri ona göre değiştiriyoruz arkadaşlar. Şimdi bizim 2 4 5 tane lastiğimiz oldu. Bir tane daha çıkartıyorum buradan şu şekilde. Onu da ters örgü olarak örüyorum. Bu önden almam gerekiyor. Şöyle bu düz örgüyü örüyorum. Yine hemen buradan çıkartıyorum. Bunu da bu şekilde önden alıyorum. Bunları yine bir ters, bir düz, bir ters, bir düz ve bunun ikisini beraber örüyorum. Bakın arkadaşlar, V yakamız oluştu. Yani 2, 4, 6 tane burada lastiğim var. 2, 4, 6 tane de burada lastiğim var arkadaşlar. Artık bu V yakayı parça parça öreceğiz. Çünkü yaka oluşumunu tamamladık. Şimdi diğer kol kesimimizi de yapalım ve geri dönelim. Şimdi sıra başına kadar ördüm. Geri dönüyorum arkadaşlar. Şimdi buradaki kol kesimimizi de yapıyorum. Şöyle bir, iki, üç, dört, beş, iki, dört, beş. Bu 6. ile 7. ilmeğimi beraber alıyorum. Burada da 6 tane kesim yapmış oldum. Şimdi kesimlerimizi bitirdik arkadaşlar. Şimdi örerek örgümüzü bu şekilde örerek ön yüzüne gelelim. Arkadaşlar kesimlerimiz bitti. V yakamızda istediğimiz sayıya ulaştı. Şimdi iki parça olarak öreceğiz. Şuraya kadar örüyoruz arkadaşlar. Önce sağ kolumuzu, sağ parçamızı, yani sağ ön parçamızı, daha sonra da sol ön parçamızı örerek V yakamızı oluşturacağız. Şimdi buradaki kesimler benim için yeterli arkadaşlar. Eğer siz istiyorsanız ilmek sayınız fazlaysa bir ya da iki ilmek daha kesebilirsiniz. Arka parçayı da arkadaşlar, arka kol kesimi de aynı şekilde yapılıyor. Siz arka kol kesimlerinde yapın. Daha sonra bu arkanın buraya dikişsiz bir şekilde uygulanışını anlatacağım arkadaşlar. Onu da bu V yakadan sonra montaj kısmında size anlatacağım arkadaşlar. Siz de arka parçayı da bu kesimlerini yaparak bu omuzuna kadar örüp bitirin arkadaşlar. Şimdi burayı V yakamıza kadar örüyorum. Bütün ilmekleri düz bir şekilde örerek ilerliyorum arkadaşlar. V yakaya gelene kadar örelim.
Şimdi buraya geldiğimiz zaman yine buradaki kesimimiz devam ediyor. Yine burada yerlerini değiştiriyorum ve ikisini beraber örüyorum. Daha sonra bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz olarak bu ilmeklerimi devam ediyorum. Bu ortadaki ilmeğimi de bu tarafa alıyorum arkadaşlar. Diğer tarafta o ortadaki ilmeğimi ne yaptığımı anlatacağım size. Onu da beraber yapacağız. Şimdi tekrar geriye dönüyoruz. Hiçbir işlem yapmadan düz bir şekilde örüp tekrardan geri V yakamıza kadar örüyoruz. Arkadaşlar ben buraya kadar ördüm, geri geldim. Şimdi burada yine bu kesimimizi yapıyoruz. Geri ilmeklerin yerlerini değiştiriyorum ve geri takarak ikisini beraber alıyorum. Burada omuzda kaç tane ilmek kalacaksa buradan o kadar kesime devam ediyoruz. Bizim omuzumuzda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16 tane ilmek kaldı mı yeterlidir arkadaşlar. Yani ben burada 2, 4, 6 tane daha kesim yapmam gerekiyor. Siz de ona göre ayarlayacaksınız. Omuzda kaç tane ilmek kalmasını istiyorsanız o kadar buradan kesim yapacaksınız arkadaşlar. Şimdi buradaki ilmeklerimizi de örerek dönüyorum. Tekrardan geri buraya kadar örüyorum ve geri geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar burada 16 tane 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 16 tane ilmek kalana kadar buradaki kesim işlemlerimi devam ettim. Son bir tane ilmeğim kaldı. Onu da kesiyorum. Lastiğimi örüyorum arkadaşlar. Bakın şu şekilde kesimlerimiz sayesinde V yakamız sağa doğru yattı. Şimdi arkadaşlar kesme işlemimiz bitti yakadaki ve kolunu şöyle kol uzunluğu olana kadar şu şekilde şurada kol uzunluğu şu kol boyu gelene kadar burayı iki parmak daha örüyoruz. Ondan sonra omuz kesimlerimizi yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar süveterimizin kol boyu geldi. Bakın şu şekilde. Burayı şöyle söyleyeyim. Toplamda 14. Şu şekilde kol boyu. Şuradan yani ilk ördüğümüz yerden itibaren 15 santim oluyor bitmiş hali. Hani siz de örgünüzde yardımcı olsun diye. Yakada da 13 santim. Arkadaşlar bu süreterimizin genişliği de şu şekilde.
Şöyle toplamda 29 santim arkadaşlar genişliği. Şimdi burada omuzunda kesme işlemini yapacağız ama şöyle bir ayrıntımız var. Şimdi arkadaşlar bu süeterimin kolunu yarıya kadar örüyorum. Şu şekilde. Burada 16 tane ilmeğimiz vardı. Onun 8 tanesini örüyorum arkadaşlar. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Buradaki 8 tane ilmek kalıyor ve geri dönüyorum. Tekrardan bu döndüğüm ilmekleri örüyorum. Bu şekilde lastiğimi de örüyorum. Tekrardan geri dönüyorum arkadaşlar. Bu defa ilmeklerimi sıra başına kadar örüyorum. Omuzda kesme ilmeklerini kesmiyorum. Geri dönüşler yaparak örüyorum arkadaşlar. Omuz kesiminde dikiş yaptığımızda orada çok kaba bir görüntü oluşuyor. Onun için ben dikiş uygulamadan omuzu örüyorum ve arka yakayı da örerek bitiriyorum. Şu şekilde arkadaşlar. Bakın ilmeklerimizi, şimdi bu ilmeklerimi ben şu şekilde çıkartıyorum ve başka bir şişe aktarıyorum ve ilmeği, şişimin yönü yine ördüğüm tarafa doğru bakacak arkadaşlar. Bunu siz isterseniz yedek şişleriniz yoksa bir ipe dizebilirsiniz ama şişte olması gerekiyor. Çünkü arka parçayı da bitirdiğim zaman arkada da kesim yapmayacağım. Bu omuzları örerek arka parçayla birlikte birleştireceğim arkadaşlar. Ve bu ön bantı da şuradan şu şekilde buradan devam ederek burayla birleştirerek öreceğim. Ve burada da dikiş olmayacak. Bu kısmı da sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Şimdi bizim buradaki işimiz bitti. Bu parça, sağ parçayı bitirdik. Şimdi sol parçayı yapacağız arkadaşlar. Bu ilmekler bu şekilde bu şişimizde kalacak. Şimdi buradan bu ipimizi şöyle kesiyorum. Tekrar buraya geri bu ipimizi bağlıyoruz. Ama ipimizi bağlarken hemen buradan şuradan bağlamıyoruz arkadaşlar. Buradan bağlarsak örgümüzde hoş bir görüntü oluşmaz. Hemen şuradan ilmeğin arkasından tığımla ipimi çıkartıyorum. Ve buraya şu şekilde bir düğüm atıyorum. Bunu biz daha sonra temizleme işleminde kaybedeceğiz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu ortada sabit ilerleyen ilmeğimin ben sağ taraftaki yakamı örerken kullanmıştım. Şimdi şuradan tekrardan bu ilmeği buraya takıyorum arkadaşlar. Şu şekilde bakın. Ve o ilmeği sol tarafımda devam ediyorum. Şimdi şuradan ilmeğimi örerek başlıyorum. Bir ters bir düz lastik örerek devam ediyorum. Bakın burada da herhangi bir bozukluk oluşmadı. İpim de burada. Bu ipimi de buradan aşağıya doğru temizleme işinde bir kaybedeceğim arkadaşlar. Şimdi buradaki ilmeğimle bunu bu şekilde beraber alıyorum ve örmeye devam ediyorum. Arkadaşlar aynı bu tarafta olduğu gibi buraya geldiğimiz zaman
kesimler yaparak omuzda 16 tane ilmeğimiz kalana kadar keseceğiz. Şu şekilde arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Yani şöyle koyduğumuzda burada 2, 4, 6, 7 tane ilmeğimizi gideceğiz. Arka sırada örüp geleceğiz. Ön sırada keseceğiz. Arkada kesim yok. Bütün kesimleri ön sıramızda yapacağız arkadaşlar. Şimdi biz tekrardan bunu örelim ve geri gelelim. Arkadaşlar ördüm, geri geldim. Yine bu lastiklerimi örüyorum. Şöyle, şu şekilde. İki, dört, altı, yedinci ilmeğimle sekizinci ilmeğimi beraber alıyorum. Arkadaşlar buradaki ilmekler bitene kadar arka sırada kesmiyoruz. Ön sırada keserek bütün ilmekleri bitiriyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar yine ördüm, geldim. Yine buradaki ilmeğimle bu ilmeğimi beraber alıyorum. Burada 4 tane ilmeğim kaldı arkadaşlar. Bunları da aynı bu tarafta olduğu gibi burada da keserek ön yüzde bitirelim. Kol boyuna kadar gelelim arkadaşlar. Arkadaşlar burada da 16 tane ilmeğim kaldı. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ve 16. Şimdi burada bir tane daha kesim yapacağım. Daha sonra bu kol boyu şöyle gelene kadar şu şekilde kol boyumuz olana kadar kesim yapmadan düz bir şekilde öreceğiz arkadaşlar. Kesme işlemlerimiz tamamen bitti. Şimdi düz bir şekilde örelim ve şu diğer omuzda da aynı işlemi uygulayalım. Dönüş yaparak diğer omuzda da aynı işlemi uygulayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bu tarafımız da bitti. Bakın kesme işlemi burada bitmişti. Düz ördük kol boyu gelene kadar. Şimdi bu omuz kesiminde göstereyim ben size. Şu şekilde yine örgümüzün lastik kısmını örüyorum. Lastik örgüm örüyorum arkadaşlar. Daha sonra buradan 16 ilmeğimizin 8 tanesini örüyorum. Yarıya kadar. İki, dört, altı, sekiz. İki tane daha örüyorum ve geri dönüyorum arkadaşlar. Bu şekilde geri kalan ilmeklerimi örmeye devam ediyorum. Yine lastiğimi örüyorum. Tekrar örgümü sıra başına kadar örüp bitiriyorum arkadaşlar. Şöyle şu görüntüyü vermek için bu dönme işlemini uyguluyoruz. Kol omuz başında herhangi bir kalkıklık olmasın diye. Şimdi sıra sonuna kadar bu ilmeklerimi örüyorum. Düz bir şekilde örüyorum arkadaşlar. Evet. Örgümüz bitti arkadaşlar. Bakın şu şekilde. Bunu da yine yardımcı şişimize aktarıyoruz. Yine şişiminizin ucu bu tarafta kalacak şekilde bunu da yardımcı şişime alıyorum arkadaşlar. Omuzları dikmeyeceğimiz için örerek birleştireceğiz. Buradaki ilmekleri kapatmıyoruz. Bu şekilde
ilmeklerimiz açık kalıyor. Daha sonra arkayı da örüp bitirin siz. Söylediğim şekilde bu kol kesimi arkada aynı olacak. Bu videomuzun kol kesim kısmını izleyerek arka parçayı da örelim. Bu şekilde tamamlayalım arkadaşlar. Bir sonraki videoda bu arka ensenin yapılışını göstereceğim size. Şimdilik bu videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. İnşallah çok rahat, çok kolay çalışabileceğiniz bir model. Size büyük kolaylık. Buradan ilmek takarak yapıldığında birçok arkadaşlarımız onu tutturamıyorlar. İlmek sayılarını hesaplayamıyorlar. Bu şekilde öyle bir sıkıntınız olmuyor. Dediğim gibi haroşa lastikte de uygulayabilirsiniz. Daha önceki videomda göstermiştim. Bu lastik şeklinde de uygulayabilirsiniz. İstediğiniz her modeli buraya koyabilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik bu videomuzun da sonuna geldik. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Kanalıma abone olmayı, beğeni atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Şimdilik hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlar.